Merhaba sevgili Konuşan Mutfak takipçileri. Bugün sizlerle geçmişten günümüze kadar gelen kıymalı yoğurt çorbası tarifi paylaşmak istiyorum. Evet, hem besleyici hem doyurucu bu lezzeti her mutfakta, her tarif defterinde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Ve lafı fazla uzatmadan hemen yapım aşamasına geçiyorum. Şöyle tenceremize yarım çay bardağı kadar sıvı yağ alıyoruz. İçerisine bir parça şöyle 100 gram kadar kıyma ilave ediyoruz. Kıymamızı yağımızda kavuruyoruz. Bazı yörelerde buna kıymalı düğün çorbası da diyorlar. Benim babaannemin çok çok yaptığı, sıklıkla yaptığı, o üzerine dökülen nanenin kokusunun evi sardığı günleri hep hatırlatır bana. Gerçekten çok lezzetli ve besleyici bir çorba. Ben çocuklarıma çok çok yaparım. Sizler de mutlaka deneyin ve çocuklarınıza bu lezzeti tattırın. İçerisine 5 su bardağı kadar arpa şehriye ilave ediyoruz ve şöyle 1-2 dakika döndürüyoruz. Kıymalarla birlikte hafifçe bir kavurma işlemi gerçekleştireceğiz. Şimdi benim dolabımda her zaman bulunan et suları vardır. Sizlerin de varsa mutlaka ekleyin. Yoksa farklı taze yaptıysanız taze et suyu ya da artık dışarıdan alıyorsanız dışarıdan et suyu ekleyin lütfen. Üzerine de şöyle 1-1,5 litre kadar su ilave ediyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Arpa şehriyelerinin biraz yumuşamasını istiyoruz. Şöyle bir su bardağı kadar yoğurdumuz var. İçerisine bir adet yumurtayı ilave ediyoruz. Daha sonra 2 yemek kaşığı kadar unu ilave ediyoruz. Taze sarımsak rendeleyebilirsiniz. Ben toz sarımsak, kuru toz sarımsak tozu ilave ettim. Bir tatlı kaşığı. Onu da ilave edebilirsiniz. Dilerseniz dediğim gibi taze sarımsak da rendeleyebilirsiniz. Ve çırpma işlemi gerçekleştireceğiz. İyice homojen hale geldiğini gördüğümüz takdirde çırpma işlemi yeterli olacaktır. Bütün malzemeleri iç içe geçiriyoruz. Un topağının kalmamasını istiyoruz çünkü. Bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi kaynattığımız sudan içerisine ilave edeceğiz. Çünkü biri soğuk biri sıcak olursa yoğurt kesilecektir. Kesilmemesi için sıcak hazırladığımız çorbanın suyundan bir parça yoğurt karışımına, yani terbiyemize ilave ediyoruz. Yoğurt çorbası yaparken kesilmeler oluyor. Bu söylediğim püf noktalarını yaptığınız takdirde hiçbir şekilde kesilme olmayacaktır. Fark ettiyseniz içerisine tuz ilave etmedik. Tuzu en son ilave edeceğiz, kesilme yapmaması için. Bu yoğurt çorbasının yoğurt terbiyesini yaparken önceden hazırladığımız pişen sıcak çorbadan içerisine terbiyenin içerisine eklerseniz ikisinin de ısısını aynı yapmış olursunuz ve kesilme yine olmaz. Bir başka püf noktası da yavaş yavaş ilave ederek ve karıştırmayı hiç bırakmadan terbiyeyi ilave etmemiz gerekiyor. Ve şimdi olduğu gibi şimdi bir yandan karıştırma işlemi yapıp bir yandan da terbiyeyi içerisine ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi kaynama işlemi devam edecek. Kaynayana kadar, iyice kaynama işlemi gerçekleşene kadar karıştırmayı bırakmayın lütfen. Eğer bırakırsanız yine kesilmeler olacaktır.
Daha sonra çorba pişti tamamıyla kapağını da kapatmayın. Kendi kendine soğumasını sağlayın. Ağzı açık bir şekilde soğumasını sağlayın. Eğer çorbanızın kapağını kapatırsanız yine kesilme yapacaktır. Bunlar yoğurt çorbası yaparken önemli püf noktalar. Şimdi karıştıra karıştıra iyice kaynamasını sağlayacağız çorbamızın. Evet, şöyle 2 yemek kaşığı kadar bir zeytinyağı aldım sos tavasına. İçerisine de 1 yemek kaşığı kadar nane ilave edeceğim. Bu işlemi çok seviyorum. O evi saran nane kokusuna bayılıyorum. Eminim ki sizler de bu kokuyu çok seviyorsunuz. Evet, şöyle sallaya sallaya bütün nanelerin kavrulmasını sağlayacağım. Evet, nanemiz de kavruldu. Şimdi kaynayan çorbamızın içerisine kavurduğumuz naneyi ilave edeceğiz. Öncelikle tuzu ilave ediyoruz, unutmadan. Tuzu ilave edip şöyle bir karıştırıyoruz. Daha sonra da hazırladığımız kavrulmuş naneyi. Gerçekten çok güzel bir çorba, çok lezzetli bir çorba. Mutlaka mutlaka deneyin. Özellikle şu dönemler Ramazan ayında aç mideye iyi gelecek çorbalardan biri. İşte sonuç bu. Gerçekten lezzetli, besleyici ve doyurucu bir çorba. Mutlaka deneyin ve deneyimlerinizi benimle paylaşın. Videomu buraya kadar izlediyseniz desteğinizi bekliyorum. Bir yorum kısmına emoji bile olsa yorum bekliyorum. Bir de beğen tuşuna basarak beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.